Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yakut Paşa. Yeni videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda gene Hearts of Iron 3 oynuyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. bölümü. Evet, 4. bölümü. Önceki bölümde ne oldu? Önceki bölümde biliyorsunuz ki plan yaptık. Bulgaristan seferini nasıl yapacağımızı planladık ve ondan sonra savaşımızı açtık ve ilerlemeye başladık başkente doğru. Evet, savaş şu anda fena gitmiyor çünkü Bulgaristan ordusu şu anda hiç hazır değil. Bunu fırsat olarak kullandık ve ilerlemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu önceki bölümde yaptığımız planımız. Şimdi devam ediyoruz. Biraz hızlandırabiliriz şu anda. Hiçbir sorun yok. Şu anda biraz daha takviye lazım. 14.3. Bu çıkarsa çok seviniriz yavaş yavaş. Bu savaşta fazla asker şehit vermeden bitirirsek çok güzel olur arkadaşlar. İnşallah. Hadi bakalım. Industrial Efficiency. Sanayi efisiyensi attı arkadaşlar. 7.50 artış gördü gördüğünüz gibi. Bu çok güzel. Yeteri kadar araç... Aya! Bir şey unuttum arkadaşlar. Ne unuttum? Yeni yasalar çıkarmayı. Savaş anında yasalar istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Mesela gönüllü ordusundan arkadaşlar bir senelik askerlik, 2 senelik askerlik, 3 senelik askerliğe ya da gerektiği zaman o insanları askere çağırmaya diye bir yasaya çıkarabiliyorsunuz. Ben arkadaşlar abartmadan 3 senelik askerliğe ayarlıyorum yasayı ve bir yasa daha değiştirebiliriz bildiğime göre. Total Economic Mobilization, yani tüm ekonomik mobilize etmesi anlamına geliyor. Bu ekonomi burada olması lazım. Şu anda arkadaşlar normal mobilize. Biz bunu ne yapsak iyi olur? Savaş ekonomisine çevirelim arkadaşlar. Evet. Çünkü bu savaştan bitmeyecek. Amacımız daha çok. Şimdi yasalar değiştirdik. Dur bakalım ne olacak şu anda. Şu anda sanayi gücümüz yükselmesi lazım. Asker sayımız çoğalması lazım. Evet, ordumuz Burgas'a, bir ordu grubu diyelim. Burgas'a ulaştı. Biz Burgas'tan bu ordu... Evet, zaten devam ediyormuş. Çok güzel. Zaten çatışma da başladı. 81 bizim aleyhimize. Bu çok güzel. Şu anda bir grup, bir bölük mü diyelim. Evet. Yeteri kadar malzeme alamıyor. Evet, geri malzeme alabildi. Çok güzel. Aa, sen de ilerle. Sen niye ilerlemiyorsun? Küstün mü? Bilmem. Evet. Varna'daki savaşı kazandık. Ordumuz devam ediyor gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bunlar da devam ediyor. Bu da çok güzel. Hızlıca ilerleme devam ediyor arkadaşlar. Şu anda yavaş yavaş gördüğünüz gibi asker sayımız yükseliyor. 3 senelik askerlik ayarı sayesinde. İnşallah bu çabucacık artar. Ha, şimdi de bu da ilerleyebiliyor. Çok güzel. Niyeyse komutan grupları bir türlü takviye almıyor maalesef. Acak sorun ne? Onu bilmiyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar ne yapsak burada? Biz en iyisi şöyle bir plan yapalım arkadaşlar. Bir bölük, bir piyade tümeni Yambol'a doğru ilerleyip Sliven'den ya da Yambol'a doğru ilerleyip buradan Spot'a doğru ilerlesin. Bir tümen, piyade tümeni Slivya'dan Şumen, Tarnavo, Kazanlık'tan Spot'a doğru ilerlesin. Ve bir piyade tümeni de Tolubic'in Silistre, Rus'u, Pleven, Orevic ve Spot'a doğru ilerlesin. Evet. Ve bir piyade tümeni daha kaldı bildiğime göre arkadaşlar. O piyade tümenin de Slivyen ve Şumen'e doğru bakayım ilerlesin. Sonra bakarız icabına hangi yerine doğru
ilerleyeceğini sonradan karar veririz ve devam ettiriyoruz. Şu anda karşı koyacak gücü yok Bulgaristan'ın. Bu çok iyi haber. Biraz daha hızlandırabiliriz şu anda arkadaşlar. Neden olmasın? Dur bakalım her şey nasıl oluşacak. Şu anda süvari tümenleri görüyoruz. Bizim bölükle grup halinde hızlıca ilerliyor. Cephe istediğimiz gibi oluyor herhalde arkadaşlar. Evet sayılır. Biraz çirkin çizmişim ama olsun. Hadi askerlerim ilerleyin. Hadi aslanlarım. Evet daha komuta Tugayları yerini aldı. Bu bölük emrimi bekliyor. Beklesin o da. Acelemiş şu anda yok. Öbür ta Tugay bölüğünü bekleyeceğiz. O bölükte ulaştı mı? Sofya saldırımızı başlatacağız arkadaşlar. Şu anda 14.0. Bu çok güzel haber. Yavaş yavaş takviye azaldı. Oo. Çok iyi azaldı şu anda. İyi. Çok güzel. Yoksa şu anda çatışma olduğundan mı yanlış gösteriyor? Hadi yanlış göstereyim. Oh, yanlışlıkla yukarı gittim. Çok güzel. Bakalım bir daha. Evet, yanlış gösterim. Çatışmada oldu mu? Hesaplanmıyor takviye edileceğini arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa, biri eksik mi? Hepsi tamam. Hepsi yerine aldı arkadaşlar. Şimdi biz fazla beklemeden çünkü Bulgaristan ordusu hazırlanmaya çalışıyordu şu anda. Onun için hazır çok beklemeden saldırıyı gerçekleştiriyoruz başkente. Dur bakalım ne olacak? Şu anda iyi gidiyor 73. Bu çok güzel. Silvan Savaşı kazanıldı. Çok güzel. Böyle devam edin arkadaşlar. Hadi yiğitlerim ilerleyin. Hadi. Zafer sizi bekliyor. Genel komutanın grubunun biri yeteri kadar erzak malzeme alamıyor maalesef arkadaşlar. O. İspanya bir cumhuriyet oldu. Aynı Türkiye Cumhuriyeti gibi. İyi güzel. Savaş bitti mi? Çabuk bitti biraz ya. Hiç dikkat etmedim. Şu anda bizi ama ilgilendirmiyor o konu. Şimdi başkente saldırı çok iyi sürüyor arkadaşlar. Gitgide düşman ordusu dayanacak şekilde değil. Gördüğünüz gibi şu anda garnizon torup biraz hazırlanmış arkadaşlar. Garnizon tümenleri hazırlanmış ama yeteri kadar hazırlık yetmiyor. Çünkü daha Tugay komandolu çok iyi bir asker gördüğünüz gibi. Çok tecrübeli askerler şu anda. Malzeme istiyor arkadaşlar. Yeteri kadar bende malzeme yok. Sana nasıl vereyim? Şu anda yeteri kadar ama hazırlanıyor. Ama yetmiyor gene de maalesef. Olsun. Sorun değil. Şu anda bir grup piyade tümeni saldırıya uğradı. Uğrasın. Zaten Sofya ile geçirdik mi savaş bitiyor arkadaşlar. Fazla bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Evet. Sofya ile geçirdik. Şimdi arkadaşlar birkaç saat içinde Bulgaristan'ı ele geçirmiş olacağız. Çünkü tüm önemli bölgeleri ele geçirdik ve Bulgaristan şu anda pes etmesi lazım. Bekliyoruz. Belki bir gün geçmesini beklememiz lazım arkadaşlar. O da olabilir. Evet. Gördüğünüz gibi Bulgaristan'ı ele geçirdik. Artık o ülke bizim ülkemizin bir parçasıdır. Bu çok güzel. Çünkü bunun sayesinde sanayi gücümüz artacak arkadaşlar. Evet, Bulgaristan ordusu yok edildi. Geri gönüllü orduya döndük. Yasa olarak ve full sivil ekonomiye de geri döndük. Gene yasa olarak. Şimdi ordumuzu yavaş yavaş Yunanistan sınırına doğru toplayak diye diyorum ve topluyorum. Bu ordu grubunu Madana doğru topluyorum arkadaşlar. Şuradaki ordu grubunu buraya doğru. Bunları bunlar zaten görev vermişim oraya toplanmalar için. Tamam. Bu grubu Petriç'e doğru ve bu grubu arkadaşlar
Goca devlete doğru ilerletiriz. Komutan grubu İsmet İnönü ve Karabekir burada kalıyor. Ve tüm orduyu yöneten başkomutan, yani ordunun başı İstanbul'da kalabilir. Evet, öyle kalsın. Şimdi şu anda fazla bir bilgin edinmemiş. Casuslarımızı göndermeyi mi unuttuk, yoksa bana mı öyle geldi? Yanlış penceredeyiz. Yo, tamam. Casuslarımız yerini almış. Yeteri kadar bilgi gönderemiyorlar maalesef. Olsun. Şimdi ordularımızı yavaş yavaş sınırda toplayalım. Sınırda topladık mı bir plan çizelim. Yunanistan'ı nasıl ele geçireceğimize dair. Ve onu da planını yaptık mı, savaşımızı başlayalım. Evet, ordu toplandı arkadaşlar sınıra. Çok güzel. Biraz azaldı. Evet, öncekinden biraz daha iyi gördüğünüze göre arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demek istedim. 13.6, bu çok güzel. Gittikçe de asker sayımız yükseliyor. Şimdi arkadaşlar, Yunanistan'a nasıl bir saldırı planı yapacağız? Bu çok önemli. Önce bir yüzey harita moduna geçip bölgenin yapısına bakmak isterim. Dağlar, dağlar, ovalar. Evet arkadaşlar, tüm bölge ovalardan, tepelerden, dağlardan oluşuyor. Bu da dağ, Tugay, dağ komutan, dağ komando Tugaylarını rahatlıkla kullanabiliriz ve bu bizi hızlıca ilerleteceğine inanıyorum. Evet arkadaşlar. İnşallah özel bir ordusu yoktu Yunanistan panzer gibi. Bu ne? Topçu bölüyor herhalde. Topçu birimi ya da topçu tümeni. Bu da panzer mi? Bu panzer mi yerine geçiyor? İki nokta ne anlama geliyor? Biz şu ana kadar araştırmamıştık. Demek ki bizde olmayan bir şey var Yunanistan'da şu anda. Evet arkadaşlar. Olsun. Olsun. Şu anda büyük bir sorun değil o. Şimdi planımızı çizelim. Şunu kapatsak iyi olur. Evet. Şimdi yeni bir plan çiziyoruz. Bu Yunanistan seferi adlı planımızı çizeceğiz. Yunanistan. Doğru mu yazdım? Yunanistan seferi. Yanlış yazdıysam affedersiniz arkadaşlar. Ne demek istediğimi zaten anlıyorsunuz. İnşallah. Şimdi arkadaşlar, nasıl planlasak? Önemli bölgeler haritasını açalım. Çünkü bölgenin yapısını gördük. Aa, dur bir, dur bir, dur bir. Bu ne ya? Ha, bu da Yunanistan'a ait. Dur bir. Taşıma gemilerimiz var bildiğime göre. Evet, kalan puanlarını bundan yaptık. Asker mi yok? Ya git başından ya. Asker yeteri kadar yok. Evet, onu biz de biliyoruz. Demek önemli bölgelerden biri bu da. Salonika, Atina. Arkadaşlar, benim ilk önceki amacım Salonika'yı ele geçirmek. Nasıl ele geçireceğiz? Allah izin verirse, planladığım gibi olursa şu dağ Tugay'ı Melike'ye doğru ilerleyecek ilk önce. Şu dağ Tugay'ı Kilkis'ten şehre girmeye çalışacak. Ve buradaki piyade tümenleri başarabilirse... Dur bir, nasıl yaparız bunu? Şu piyano dönmenini Kavala'dan ve Anya'ya doğru, şehre doğru yönlendiririz ve o grubu ikiye bölüp o bölüğü iki taraftan saldırabiliriz. Ya da dur, şu dağ komando Tugay'ını destek olarak alırsak rahatlıkla düşmanı Salonika'yı sıkıştırıp tümden yok etme şansımız olabilir arkadaşlar. Evet. Şu grup, ben bunu karıştırdım arkadaşlar. Bu grubu şu grupla karşılaştım. Biliyorsunuz ki bu piyade tümenlerine şu anda yeteri kadar askerimiz olmadığından bunu kenarda tutuyorduk. İyi. Bu da şöyle bir şey yapabiliriz. Aklıma iyi bir şey geldi arkadaşlar. Bu grubu Gelibolu'dan Tasos'a doğru ilerletti biz başta. Sonra gemilere bindirip ama nereden bindireceğiz ya? Liman azlığından işte böyle bir sorun yaşıyoruz gördüğünüz gibi. Maalesef limanım yok diyordu. Gemilere kolaylıkla bindiremeyeceğiz. O zaman ne yapacağız? O zaman belki arkadaşlar Salonika'dan
Orduyu bindirebiliriz. Evet. Oradan bindirip, dur şunu bir de çizelim. Oradan bindirip buradan bu adaya doğru yol alabilir ordumuz. Evet, bir grup ordu. Şimdi rengi değiştirelim. Aa yok, bu kırmızı kalsın. Yeni çizeceğimi değiştireceğim. Şimdi arkadaşlar Salonika'yı ele geçirip bir grup bir parça diyelim, bir parça Yunan ordusunu yok ettikten sonra devam ilerlemeye çalışacağız. Bu Melike'deki daha komando Tugay'ı başarabilirse buradan, yanlış çizdim bir daha. Buradan Melike'den Katarina'ya Volos, Laminia, Amifis. Ah ne yaptım? Ah ne yaptım, ne yaptım, ne yaptım? Yeniden, yeniden. Buradan böyle Atina'ya doğru ilerleyebilir. Evet. Bunu başka bir renk yapalım. Bu sefer mavi olsun. Ve buradaki bir ordu grubu, bir piyade tümeni. Arkadaşlar buradan şöyle çizelim. Böyle adaya doğru ilerler. Evet. Ve gerisini arkadaşlar doğru Atina'ya doğru gönderip rahatlıkla Yunanistan'ı da ele geçirebiliriz. Belki buradan gelen birkaç orduyu da şöyle gönderip şu bölgeyi tutmaya çalışırız. Hemen doğru düzgün onu da çizip göstereyim size arkadaşlar. Atina'yı, Amista'yı ve burayı sonradan ele geçirmeye çalışacağız. Tabi buralar da belki bu bölge bu neydi bunun ismi? Dur bir dur bir. Bu böyle planlarsak yanlış olacak gibi gözüküyor. Belki büyük bir sıkıntı çekebiliriz. O zaman bu Salonika'yı ele geçirdikten sonra bir grup piyade tümenini bu da böyle dağıtabiliriz arkadaşlar. Evet, buradan böyle dağılıp buradaki düşman ordularını bizim arkamıza geçmemesi için teker teker yenip yok edebiliriz. Evet, böylelikle büyük bir sorun yaşamayız. Benim amacım başarabilirsek şöyle bir yapı yapmak, şöyle bir, evet, bu zaten adı önemli değil. Şurayı Yunanistan'a karşı ele geçirmek. Şimdi bir de ilk tabi cephe böyle olacak arkadaşlar. O belli bir şey. Rengini düzeltelim ki tam uysun. Karışıklık olmasın. Ve amacımız ilk önce burayı ele geçirmek. Evet. Ve ordu grubunun biri de burada savunmayı kurmak. Evet. Bu planımız böyle arkadaşlar. İnşallah böyle doğru bir plan yapıp düşmanı rahatlıkla yok edebiliriz. Evet, göreceğiz. Göreceğiz. Tamam. Şimdi siyasi haritayı açıp savaşı başlatacağım arkadaşlar. İlk önce tabii planı kapatalım. Şu anda gerekmiyor. Önce bir savaşı ilan edelim. Tümden ele geçirmeye çalışacağım. Evet. Bir plan yeniden açalım. Görevleri vermek için. İlk önce siz buradan. Bu grup buradan, tabi bunun bir grubunu buradan göndereceğiz arkadaşlar. Bunu buradan ve bir grup da buraya doğru ilerleyecek. Gerek duymuyoruz. Acaba şöyle yapak, şöyle yapalım. Neden olmasın? Aynı şeye geliyor. Klikes'ten şuraya doğru ilerleme yapsınlar. Dur bir vardıktan sonra. Bunlar da dur bir yanlış bir daha bir daha bir daha görev verelim. Maalesef böyle şeylerde biraz zaman harcıyorum arkadaşlar ama böyle şeyler çok zor oynadığımızdan çok önemli şeyler arkadaşlar. Aa, sen buraya doğru ilerle. Evet. Öbür grupta Paşa Makti'den sonra buraya doğru ilerlesin. Şu grupta direkt şehire girmeye çalışacak arkadaşlar. Bu dağ komanda Tugay Kikris'te toplandı mı şehre destek olarak saldırı yapacak ve şehri ele geçirip eğer ki amacımıza ulaşabilirsek bir grup bir parça Yunan ordusunu yok etmeye başarabileceğiz arkadaşlar. Evet. Planımızı şu anda bir kısmını yere getirdik. O hızı ayarlamayı unutmuşum. Gene de savaşı kazandık. Gördüğünüz gibi şu andaki şu bölgedeki düşman ordusunu yok ettik. Şu anda
Burada, evet, gördüğümüz gibi Yunan ordusunu da hazırlıksız yakaladık arkadaşlar. Bu çok güzel. Bu bizim hızlı ilerlememizi sağlayacak. Bir de çok yavaş oldu ya. O zamanımız bitmiş arkadaşlar maalesef. İnşallah bu video hoşunuza gitti. Hoşunuza gittiyse bir zahmet bir like atın. Like atarsanız çok sevinirim. Paylaşırsanız da çok sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.